o zaman Şam. Bence kardeşimin de oynayabileceği bir oyun bulmalıyız Peter. Bugün kardeşime söz verdim. Bütün gün onunla oynayacağım. İyi tamam olur. Ne oynayalım Aşa? Bence sen karar vermelisin. Çünkü bugün senin günün. Futbol oynayalım. Hem Peter abim de çok seviyor. Ama futbol oynamayı biz bilmiyoruz ki. Futbolu genelde erkekler oynuyor. Evet futbol olmaz. Elim sende oynayalım o zaman. Bence elim sende de olmaz Maşa. Çünkü sen küçük olduğun için seni çabucak yakalayıp sobeleyebiliriz. O yüzden o da olmaz. Aa, buldum. Sobeleriz deyince aklıma çok güzel bir oyun geldi. Bence saklambaç oynayalım. Aa, evet olur. Tamam, saklambaç olabilir. Evet bence de saklambaç en güzeli. Hem koşmaca yok, saklanıyoruz, buluyoruz, sobeliyoruz. Çok güzel. Peki kim bebe olacak? Onu ben sayacağım. İkinizden birisi. Tamam kabul. Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. Peter abi bebe olacak. Tamam Maşa, tabii ki de olurum. Hemen şu pencereyi şöyle sayıyorum. Ona kadar sayıyorum, yeter mi? Yeter Peter. Bence ona kadar yeter, öyle değil mi Maşa? Evet ablacığım. Hadi saklanalım kardeşim. 1, 2, 3. Çabuk Maşa, çabuk. Hey Maşa, çok uzak gitme. Tamam ablacığım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sobe. Saklanmaya ne be? Nereye gitti acaba bu Maşa kardeşler? Burada mısınız? Burada yoklar. Acaba bu tarafa mı gittiler? Sobeledim. Oo Maşa, neredeydin? Hemen bu yan tarafa saklandım Peter, ama beni bulamadın. Evet seni bulamadım, ama olsun, bir şey olmaz. Şimdi küçük Maşa'yı bulalım. Bakalım nerede? Acaba korsanın kulübesinde mi? Burada da yok. Peter Maşa'yı bulacak galiba. Baksanıza Maşa'nın arkasından gitti. Maşa, küçük Maşa'yı hiçbir yerde bulamıyorum. İyi ama burada başka saklanacak yer yok ki. Nereye gitmiş olabilir ki? Bilmiyorum ama hiçbir yerde bulamadım. Baksana, hiçbir yerde yok. Ay Maşa, ben ona söylemiştim. Çok uzağa gitme demiştim. Hadi gel Peter, bir de bu tarafa bakalım. Tamam gidelim. Çok uzaklara saklanacağım Peter, beni bulamayacak. Aa, burası da neresi böyle? Vav, çok güzel. Aa, tıpkı bir denizaltı gibi. Burada kim oturuyor acaba? Kimse var mı içeride? Kimse var mı? Kapı açık. Galiba bu evde kimse oturmuyor. Buraya girip saklanabilirim. Hem burası ne kadar güzel bir yermiş. Hem bakarım hem saklanırım. Acaba bugün hangi tacımı taksam? Ay Yunus, bana hiç yardımcı olmuyorsun. Hadi gel birazcık yardım et bana. O yeşil olanı mı? Tamam. Yeşil tacımı takabilirim. Ben de bu tacımı çok seviyorum. Aslında ben de buna karar vermiştim ama biraz fazla büyük olmadı mı sence? Bence bu çok abartılı oldu. Bence bunu takmayalım. O sarı olanı mı? Peki tamam. Bu sarı deniz yıldızını takalım. Evet bence de bu sarı deniz yıldızı bana daha çok yakıştı. Şimdi saçlarımızı tarayalım. Bana tarağı verir misin pembe yıldız? Çok teşekkür ederim. İşte tamamdır. Bu kolyemi de taksam mı acaba? Bana çok yakışır. Ama neyse, vazgeçtim, kolye takmak istemiyorum. Şimdi birazcık da parfüm sıkalım. Nasıl oldun pembe yunus? Çok güzel oldum, öyle değil mi? Çok teşekkür ederim Yunuscuğum. Artık yerine geçebilirsin. Seni gidi seni. Ne kadar da çok seviyorsun orayı öyle. Bu da kim? Merhaba. Merhaba, sen de kimsin? Merhaba, benim ismim Maşa. Kapıyı çaldım ama kimse duymadı. İzinsiz evinize girdiğim için özür dilerim. Önemli değil küçük kız. İlk defa evime bir misafir geliyor.
Sen kimsin? Ben Deniz Kızı Pony. Deniz Kızı mı? Nasıl yani? Sen şimdi gerçekten Deniz Kızı mısın? Evet, Deniz Kızıyım. Bak, kuyruğum var. İnanmıyorum ya. Gerçekten bir Deniz Kızı. Ben de bu ev ne kadar güzel böyle. Yunuslu yunuslu diyorum. Ah, burada bir tane de Yunus var. Evet, o da benim arkadaşım Pembe Yunus. Senin ne işin var burada peki? Burası çok uzak. Burayı kimse bilmiyor. Evet evet, saklambaç oynarken buraya kadar geldim. Ama iyi ki de gelmişim. Burası çok güzelmiş. Evini çok beğendim Pony. Öyle mi? Hadi gel seni yukarıya da gezdireyim o zaman. İlk defa bir misafirim var. Seninle çok güzel ilgilenmek istiyorum. Bak, benim burada harika bir televizyonum var. Burada oturup güzelce televizyonumu izliyorum. Dönen harika balıklarım var. Aa, burası gerçekten çok güzel Pony. Ne kadar değişik ve ilginç bir evin var. Burada deniz kabukları, deniz yıldızları. Harika. Çok beğendim ben bu evi. Bu mor şeyler de ne böyle? Onlar yosunlar. Yosunlardan kendime çok güzel perdeler yaptım. Aa, yosundan perdeler mi? Ay, harikaymış. Ben buradan tutunarak aşağı inebilirim. Hop, dikkatli olma küçük kız. Merak etme Pony. Ha, merhaba Yunus. Benim adım Maşa. Ne kadar güzel ses çıkarıyorsun sen öyle. Aa, burada kaydırak bile var. Pony, bu kaydırağı niçin kullanıyorsun? Bu kattan aşağı inebilmek için. Bak, orada çok güzel bir aynam ve harika aksesuarlarım var. Kendimi iyi hissetmek için aynanın karşısında güzelce saçlarımı tarıyorum. Tabii bu kaydıraktan iniyorum. Ben de kayabilir miyim? Tabii kayabilirsin Maşa. Hoppa! Aa, çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Pony Pon, tokalarına bakabilir miyim? Tabii bakabilirsin Maşacığım. Ne kadar güzel ve ne kadar meraklı bir kız böyle. Her şeyi incelemek istiyor. Bayılırım meraklı çocuklara. Aa, ne kadar güzel. Minicik bir tarağı var. Şöyle saçlarımı tarayayım. Aa, bu da ne böyle? Çok güzel bir parfüm. Ne kadar da güzel kokuyor. Bunlar da ne böyle? Aa, bunlar Pony'nin aksesuarları olmalı. Bu da tacı. Çok güzel. Bakayım. Ay, bana da çok yakıştı. Aa, bunlar da aksesuarları. Pony, senin ne kadar çok aksesuarın var böyle. Evet Maşacığım. İstersen o tarağı sana hediye edebilirim. Gerçekten mi? Evet. Çok sevdiysen senin olabilir. Teşekkür ederim Pony. Bu tarak çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Eyvah. Ne oldu Maşacığım? İyi de ben çok geç kaldım. Bir an önce gitmeliyim. Ablamla Peter beni arıyorlardır. Bulamadıkları için de çok merak etmiş olmalılar. Tamam Maşacığım. Ne zaman istersen buraya gelebilirsin. Artık evimi öğrendin. Tabii ki de geleceğim. Görüşürüz Pembe Balık. Görüşürüz Pony. Tarağımı da alayım. Hiçbir yerde yok Maşacığım. Hiçbir yerde bulamıyorum kardeşini. Of ya. Kardeşim kayboldu. Üzülme Maşa, üzülme. Onu mutlaka bulacağız. Yardım isteyebiliriz. İyi, kimden yardım isteyeceğiz ki? Tabii ki de polis Maşa'dan. Polis Maşa mı? Bulabilir mi dersin kardeşimi? Tabii ki de bulur. O polis Maşa. Her şeyi bulur biliyorsun. Ay, geldim ben geldim. Ah Maşa, neredeydin kardeşim? Ablacığım, size neler olduğunu anlatamazsa inanmayacaksınız. İnanmayacağız tabii Maşa. Biz seninle oyun oynamak için buradayız. Ama sen çok uzaklara gittin. Ve biz çok merak ettik seni. Ablan seni çok merak etti. O kadar çok ağladı ki. Ne? Ağladın mı? Ablacığım. Ama üzülmene gerek yok. Bak ben buradayım. Evet Maşacığım, ama sana bir şey oldu diye çok korktum. Kayboldun zannettim. Hayır ablacığım, kaybolmadım. Neredeydin peki, söyle bakalım. Saklambaç oynamak için saklanıyordum ya. İşte birazcık evden uzaklaşmışım. Sonra çok güzel bir ev vardı. Pony Pon var orada. Harika bir de Yunus'u. Çok güzel biliyor musun? Deniz kızı. Üstelik de deniz kızı olduğu için balık gibi de kuyruğu vardı. Pes pembe saçları. Bak, bu da onun tarağı. Yosundan yapılmış yeşil bir tarak. Bunu da bana hediye etti. Ah Maşa,
Galiba Maşa akşam çizgi filmi fazla kaçırmış. Baksana hayal görmeye başladı. Evet Maşacığım, bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Hem çok uzaklaşıyorsun, bizi korkutuyorsun, sonra da gelip bize hikaye anlatıyorsun. Hikaye değil ablacığım, gerçekten. Ponypon çok iyi birisi. Biliyor musun bir sürü de tacı var. Üstelik kendine yosundan perdeler yapmış. Dönen balıklarla televizyonu var. Harika bir evdi. Ben oraya yarın yine gideceğim. Her gün gel dedi bana. Ya yarın yine gideceksin öyle mi? Hayır Maşa, hiçbir yere gidemezsin. Ayrıca bundan sonra da akşamları fazla çizgi film izlemek yok. Of ya, neden inanmıyorsunuz bana? Gideceğim işte. Pony benim arkadaşım. Of Maşa, hiçbir yere gidemezsin. Maşa, bence kardeşine fazla çizgi film izletme. Baksana fazlasıyla hayal gücü olmuş. Bence bu hiç de doğru bir şey değil. Haklısın Peter, haklısın. Bundan sonra Maşa'nın odasındaki televizyonu kaldıracağım. Bence de kaldırmalısın. Çok fazla hayal görmeye başladı. Deniz kızıymış, kuyrukluymuş, balıkmış. Hiç inandırıcı gelmedi bana.